Hepinize merhaba arkadaşlar. Borsa analizime hoş geldiniz. Normalde bugün video yayınlamayacaktım. Topluluk kısmından da yazdım sizlere. Rahatsızlığımdan dolayı video yapamayacaktım. Fakat son bir kez bir gücümü topladım. Şöyle az ve özde olsa kısa bir bilgilendirme videosu hazırladım sizlere. O zaman çok fazla vakit kaybetmeyelim. Benim de zaten çok fazla enerjim yok. Endeksle başlıyoruz arkadaşlar. 21 günlük hareketli ortalama biliyorsunuz önemli bir seviyeydi. Dün bunun üzerinde ilk günlük kapanış gelmişti. Bugün de ikinci günlük kapanış geldi. Hepimize hayırlı olsun. Artık 5.700 yolculuğu başlamıştır. Neden önemli? 21 günlük hareketli ortalaması Eylül ayından bu yana başlayan yükseliş trendinde biliyorsunuz bu 21 günlük hareketli ortalama geri çekilmelerde destek görevi görmüştü. Yani yükseliş trendinin referans taban tip bölgesi olarak kabul etmiştik burayı. E fakat geçtiğimiz haftalarda bu destek seviyesinin altına sarttık ve orada bir hafta geçirdik. Yeniden bu EMA 21 dediğimiz 21 günlük ortalamanın üzerinde ikinci günlük kapanış geldi. Ve artık yeniden yükseliş trendine girdik diyebiliriz. Zaten biliyorsunuz beklentim de bu yöndeydi. Hani geri çekilmeler olsa da en azından Şubat ayının sonuna kadar ben borsadan umudumu yitirmediğimi ve Şubat ayı bilen şu dönemine kadar yükselişlerin devam edeceğini belirtmiştim Şubat ayından sonraki beklentilerim ise tam tersi yönde olduğunu yine sizlere belirtmiştim arkadaşlar. Bakın bugün 21 günlük hareketli ortalamanın önemini aslında geri çekilirken de gördük endeks. 21 günlük hareketli ortalama bugün 5195'ti ve biz bugün yaralar geri çekilmiştik endeks olarak. 5194'ü gördük ve oradan gelen alımlarla 5315'le günü kapattık. Şu anda iyi arkadaşlar, MACD'ye bakıyoruz. Şuradaki SAT sinyalinin, günlükteki SAT sinyalinin gittikçe zayıfladığını görüyoruz. Süper trendde hala sat devam ediyor. Bunun için 5595, 5600'lerin üzerine görmemiz gerekiyor. 4 saatliğe bakalım. Süper trendde bir değişim var mı? Evet var arkadaşlar. Bakın. 17 Ocak Salı yani bugün itibariyle sabah saatlerindeki o açılışla birlikte süper trendde al sinyali gelmiş. Sat sinyali artık geçerliliğini yitirmiş oldu. Endeks güzel arkadaşlar. 5700'e kadar takip edeceğiz. Şöyle hisselerden bahsedelim kısa kısa. Evet Sasa bugün endeksten negatif ayrıştı. Dün de aynı şekilde endeksten negatif ayrışmıştı. Fakat bakın burada süper trenddeki al sinyali hala devam ediyor. Aynı şekilde 4 saatliğe bakalım. 4 saatlikte de al sinyali hala devam ediyor. Evet endeksten negatif ayrıldı fakat 4 saatlikte bile Kaufman hareketli ortalamasının altına hiç sarkmadı arkadaşlar. Günlük grafikte 111 TL artık geri çekilmelerde destek seviyesi olarak karşımıza çıkacak. Bakın 111.2. Yukarıda ise 125.8 önemli bir direnç olacak arkadaşlar. Çünkü burada günlükte Kaufman hareketli ortalaması var. Yine tarihler 23 Kasım'ı gösterdiğinde buradan yine döndüğünü görmüştük Kaufman hareketli ortalamasından. Aslında teknikten ziyade biraz temel analize bakmak gerekiyor Sasa'da. Biliyorsunuz son bir haftadır neredeyse TEB'in yüklü satışları var. Hatta şurada borsa en negatif, Sasa pozitifken de TEB satışa devam ediyordu. Ve hafta sonu yapmış olduğum analizde TEB'in satışları devam ederse hiske, hisse, baskılanır diye eklemiştim. Ve son iki işlem gününde de bu şekilde oldu arkadaşlar. TEB satmaya devam etti ve Sasa yerinden Kıpırdayamadı. Fakat şu da var. İlginç olan hani böyle te satışa devam ederken takaslara baktığımızda ise telin takasının arttığını görüyoruz. Özellikle son hafta. Çok karmaşık yani böyle iki bilinmeyenli denklem gibi oldu Sasa. Hani orta ve uzun vadeci yatırımcılar için tabii ki de hiçbir sıkıntı yoktur. Ben şirkete güvenmeye devam ediyorum ama kısa vadede sinirleri biraz daha zorlayacaktır arkadaşlar. 111.2 TL destek seviyesi 125.8 TL direnç seviyesi olacak yarın takip edeceğimiz rakamlar. Şöyle Sasa'ya bir bakalım bugün kimler satmış zaten kimi sattığını biliyoruz. Teb yatırım 756 milyon bir de şöyle bir güncelleyeyim. Evet Matrix'i şimdi geç açtığım için bu aracı kurum dağılımı güncellenmemişti şu an tamamlanmış. Teb yatırıma baktığımızda en iyi satıcı 756 bin lot satmış arkadaşlar. Bugünkü Sasa satıcılarının %78'ini tek bir kurum yani Teb oluştururken en iyi alıcının diğer olduğunu görüyoruz. Kapanışa yakında ak yatırımın devreye girdiğini görüyoruz. Bakın bu güzel günlerdir e, hatta gün boyunca günlerdir demeyeyim gün boyunca ak yatırımı çok fazla görmedim. Hatta bir ara Teb'in yanında satıcılar tarafındaydı. Fakat kapanışa yakın alım tarafına geçtiğini gördük. 238 TL, 238 Allah mı söyletti bilmiyorum. 230 bin lotla. ikinci sırada Bank of Amerika'yı görüyoruz. 208 bin lot. Gün boyunca tahtada en iyi alıcı tacirlerde 173 bin lot. O da kapanışa yakın 3. sıraya gerilemiş arkadaşlar. İlk 5 alıcı %75 iken ilk 5 satıcı %86. Yani Teb'in satışlarının durması lazım. Fakat sonlara doğru yani son saniyelere doğru bu ak yatırımın alıcı tarafına girmesi biraz yarın için ümitleri artırdı diyebilirim. Evet şöyle Hektaş'la devam edelim arkadaşlar. Hektaş'ta bugün çok fazla bir hareket olmadı. 36.50'nin üzerindeysek sıkıntı yok. 21 günlük hareketli ortalama var burada. Yukarıda ise 39.22 Kaufman hareketli ortalaması ve 40 TL şurada düşen trend direnci olarak karşımıza çıkacak. Kısacası 36.50 destek 39.40 bandı ise direnç olarak takip edeceğiz arkadaşlar. Şurada bir güzellik var aslında günlük grafikte bir al sinyali oluşmuş. Hektaş'ta MACD'de bugünkü işlemler sonucunda RSI göstergesi de 52 şu anlık güzel bir de süper trendi kontrol edelim. 4 saatliğe bakalım. Evet 4 saatlikte de bu, bu sabah itibariyle al sinyali gelmiş arkadaşlar. 40 TL takip edeceğimiz önemli direnç seviyesi olacak Ektaş'ta. Evet bugünkü alıcılara ve satıcılara bakalım. Çok dengeli bir takas olmuş. İlk 5 alıcı %74, ilk 5 satıcı %76. Bu da zaten hissenin bugünkü performansına da yansıdı. Yani ne çok uçup kaçtı, ne çok düştü. Böyle e, yatay bir bantta geçirdi daha çok. İşte bu da bu aracı kurumundan kaynaklı. Bakın ilk 5 alıcı ve ilk 5 satıcı ne kadar dengeli. Ama alıcı tarafına baktığımda daha böyle e, bu aldı, alınca iştahlı alanlar var. Yapı Kredi ve Bank of America. Zaten bu ikisi e, borsada en çok işlem yapan iki kurum. En çok işlem yapan iki kurum ikisi de bir hissede alım tarafındaysa bu ertesi günler için umut vaat edici bir şeydir arkadaşlar. Zaten burada bakın satıcılarda da alıcılarda da böyle diğer yazan kısmı kalabalık olduğunu görüyoruz. Mesela satıcılardaki diğer ikinci sırada alıcılardaki diğer şuradaki yapı krediyle hemen hemen aynı. Hatta ondan biraz daha fazla dengeli bir takas olmuş arkadaşlar. Aracı kurum dağılımı. Evet geldik Türk Hava Yolları'na. Türk Hava Yolları'nda 137 TL direnci geçildikten sonra 150 TL yolculuğu başlar diye belirtmiştik. Bakın 137 TL geçildi. Ve bugün de güzel yükselişine devam etti. 147.40 ile kapattı. 150.4 yarın takip edeceğimiz direnç seviyesi arkadaşlar. Geri çekilmelerde de yine 21 günlük hareketli ortalama 138.6 destek seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Evet, Türk Hava Yolları'nda da bakalım aracı kurum dağılımlarına. Evet ilk 5 alıcı %60 iken ilk 5 satıcı %74. Burada da diğer dediğimiz kısımlar daha fazla işlem yapmışlar. E, satan kısma baktığımızda yatırım finansmanı görüyoruz. Bayağı bir yüklü satmış 1.1 milyon lot. Onun dışındaki satıcılar biraz daha zayıfken en iyi alıcının diğer olduğunu görüyoruz. 1.2 milyon lotla en iyi alıcı diğer olmuş arkadaşlar. Yani yarın 150 direncine geldiğinde Sanki bir kar satışı gelebilir gibi yani buradaki tablodan da bunu anlıyoruz. Yani bu tabloya göre kesin şu olur diyemeyiz. Hani bunlar sadece o kurumların karda yürürken ki ayak izleri arkadaşlar. Hani biz de bunlara bakarak hani yarın ne olabilir gibi tahminde bulunuyoruz. Hani şu an baktığımızda satıcılardan yatırım finansmanı sattıklarını Buradaki ilk üçteki kurum karşılamamış. Daha çok kim karşılamış? Diğer dediğimiz küçük yatırımcı diye tabir ettiğimiz kısım karşılamış. O yüzden yarın 150 TL bandına dikkat etmekte fayda var arkadaşlar. Evet bugünün tatsız hisselerinden birisi Ereğli arkadaşlar. Ereğli de 21 günlük hareketli ortalamanın üzerine dün çıkılmıştı. Bugün de yine o 21 günlük hareketli ortalamanın üzerinde e fakat yukarı gidemedi yani ne çok düştü ne de çok gitti. Yerinde saydı özellikle ak yatırımın çok yüklü satışları oldu ve hisseyi baskıladı. Şöyle teknik olarak baktığımızda 4 saatlikte bugün Ereğli'de de bir al sinyali gelmiş. Yani hisse endekse paralel hareket etmedi bugün ama bakın burada süper trendde al sinyali gelmiş. Şu anda günlükte yok ama buradaki sat sinyalinde gittikçe zayıfladığını görüyoruz. Şimdi ilk destek seviyesi olarak 40.48 21 günlük hareketli ortalamayı takip etmeniz arkadaşlar. Onun dışında yukarıda direnç olarak 44 TL hedefi var. Yani şu anda hala bir olumsuzluk yok arkadaşlar. Tabi aracı kurum dağılımına baktığımızda ise şöyle de bakalım hatta. Hatta bugün topluluğu kısmından da paylaştım Ak Yatırım Ereğli resmen doğramış diye o da burada arkadaşlar bakın Ak Yatırım 14 milyon not satmış Onun da altında ünlü menkul değerler o da bayağı bir satmış 10.3 milyon not satmış bakın ilk 5 satıcı satıcı yüzde 98 iken ilk 5 alıcı yüzde 51 şimdi bu tabloya göre bir para çıkışı olduğunu söyleyebiliriz Biz hatta bir kontrol edelim Ha bu arada Ak yatırımda ünlü menkulün sattıklarını kim karşılamış? En iyi alıcı kim? Diğer arkadaşlar 12.9 milyon. Dünkü aracı kurum dağılımının aynısı. Hatta dünkü aracı kurum dağılımını gördükten sonra ben portföyüme TH'ye ekledim ama ereğili eklemedim. İşte bu aracı kurum dağılımından dolayı eklemedim diye eklemiştim. Sizlere belirtmiştim. Yine aynı tablo var arkadaşlar. Burada para çıkışının bayağı olması lazım. Bir bakalım var mı? Şöyle birazcık sizi bekleteceğim. Şuradan bir para giriş çıkışına bir bakalım. İyi bir para giriş, para çıkışı olması gerekiyor arkadaşlar bugün Ereğli'de. Evet şöyle bir bakalım. Evet para girişi en iyi Tüpraş 219 milyon Kardemir, Oyakçe, Türksel bunlara da hem göstermiş olalım. Ee, şöyle Evet tahmin ettiğim gibi bakın en iyi para çıkışı Ereğli'de arkadaşlar 241 milyon TL çıkış yapılmış. Onun da altında Kozal var 100 milyon TL çıkış yapılmış. Koç Holding var 31 milyon TL. Şu para açmışken bakalım para girişi olanlara şişe var. Alfas, Arçelik, Bimaş, Vestel bunlar bugünküler arkadaşlar. Tamam yani ilk 5 alıcısı iyi olanlarda para girişi oluyor. İlk 5 satıcısı iyi olanlarda böyle eriyeli gibi para çıkışı oluyor arkadaşlar. Bir bilgi de vermiş olduk. Evet geldik şişeye. Evet şişede de bugün güzel yükseliş devam etti. 43.76 ile günü kapattı. Günlükte hala sat sinyali devam ediyor. 46.80'lerin üzerine çıktığında süper trend de günlükte alt sinyale dönecektir. 4 saatlik bugün dönmüş olması lazım bakalım. Evet bugün kapanışta bakın o son mumda gelmiş. 4 saatlikte süper trenddeki alt sinyali. O son 4 saatlik dilinde gelmiş arkadaşlar. E güzel şu anda 44 pardon 46 68 TL'ye yolculuk başlamış gibi görünüyor. de bakalım. Zayıflama devam ediyor sat sinyalinde. RSI göstergesi de kendi hareketli ortalamasının üzerine çıkmış. Şişe güzel arkadaşlar tekniği şu anda. Bugün değerlendirilebilirdi mesela. E şöyle bir bakalım şişeye. Dün kötüydü aracı kurumda alımı. Bugün iyi mi? Evet iyi. İlk 5 alıcı %82 İlk 5 satıcı %67. Yani bir para girişi olmuş bugün. Bank of America en iyi alıcı. Yapı kredi en iyi alıcı. Bakın yapı kredi ve Bank of en çok hacim yapan iki aracı kurum. Ve bunların ikisinin böyle altlı üstlü alan tarafında olması iyiyken satan tarafında olması biraz kötü. Genelde robot çalıştırıyorlar bunlar arkadaşlar. Yine info da var. Bakın info da 1 milyon almış. Fena değil. En iyi satıcıya bakalım kim? Diğer en iyi alıcı Bankof Yapı Kredi Info güzel bir aracı kurum dağılım arkadaşlar. Evet şöyle Hüner'i de kontrol edelim. Hüner dün 55 günlük ortalamaya değdi geri çekilmişti. Bugün de 21 günlük ortalamaya değdi geri çekildi. Yavaş yavaş böyle kademe kademe gidiyor. Ve yukarıda 11.32'ler Kaufman hareketli ortalaması. 4 saatlikte burada da bir al sinyali gelmiş olması lazım. Evet sabah gelmiş arkadaşlar bu hünerde 12.50 12.60 beklerim bakın şu bandı beklerim ama buradan da satış yemesini de beklerim yani eğer olursa böyle bir şey zaten yoğunluklarımı azaltırım diye sizlere belirtmiştim bakalım bak dedik saat sinyali günlükte yavaş yavaş geçerliliğini yitiriyor arkadaşlar RSI göstergesi 47 yarın 10.96'nın 10.96'nın üzerinde bir günlük kapanış gelirse müthiş olur 12.50'lerin önü açılır arkadaşlar Bir de şöyle aracı kurum dağılımına bakalım. Dün unutmuşuz hatta yazmışsınız. Üvey evlat mı oldu hocam? Niye onun aracı kurum dağılımını atmadınız diye. Bakalım. İlk 5 alıcı %79 iken ilk 5 satıcı %67. Yani burada da az da olsa bir para e, para girişi var. Bank of America sabah hatta ilk öğle seansına kadar alıcı tarafındayken bir anda sonra satış tarafına geçmiş. E fakat burada vakıf yatırım 470 bin lot almış arkadaşlar. En iyi alıcı pozisyonunda en iyi satıcı pozisyonuna baktığımızda ise diğer. Yani diğerin sattıklarını vakıf yatırım biri karşılamış yani vakıf yatırım karşılamış. E yarın için kısmen güzel bir tablo diyebilirim. Yarın 10.96 üzerinde hareketler görür ve günlük kapanış yaparsak güzel olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Evet, hisseleri şöyle kısa kısa teknik görünümlerini yaptık. Aracı kurum dağılımlarını kontrol ettik. Fazla da söyleyecek bir şeyim yok. Boğazımda zaten buna çok fazla müsait değil. Aslında konuşmak istediğim birkaç husus var. ve Bu bilanço dönemiyle ilgili bilanço dönemine giderken ki yükselişteki endeksten pozitif negatif ayrışacak hisselerle ilgili. Onu artık yarına bırakalım arkadaşlar. Yarınki videomuzda takasları da değerlendireceğiz sizlerle. Videoyu beğenmeyi ihmal etmeyelim. Hepinize bol bereketli kazançlar diliyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.